Yani birisi çıkar. mutlak düşman, birisi de mutlak... Güzel. Peki, Seviyorum. şimdi sene 2002'de iktidara gelmiş olan AKP, sene 2021, ekonomi kurtuluş savaşından söz ediyorsa, herhalde şu soruyu sorma, herkesin hakkı. Tayyip Bey, iyi güzel de, şu kadar yıl başbakanlık yaptınız, şu kadar ha. yıl cumhur reisliği yaptınız, ve sürekli AKP iktidarda. Nasıl oluyor da, İktidarınızın 20. yılında ülke ekonomik alanda kurtuluş savaşı yapmak zorunda kalıyor. Şimdi bu, 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 açıklanabilir bir şey mi ya? Bu açıklanabilir bir olay mı? Açıklanabilir bir akıl mı? Tayyip Bey'e bu cümleleri kim söyletiyor? Bak Tayyip Bey kim? Şimdi Devlet Bey'in içeride de geldiğinde söyledim. Ne dedim? Sordum soru ne oldu? Devlet Bey'in konuşmasını hangi akademisyenler hazırladı? Evet. Niye? Çünkü çok akademik bir konuşma. Yani, Kemal Bey'in konuşması için ne dedim? Kemal Bey'in kendisi yazmış akademik akademik bir konuşma değil. Burada politik bir mesele ama çok doğru bir şey söylüyor. Diyor ki, Devlet Bey kendisi akademisyen olduğu için tabi bir süzgeçten geçiyor. Tabi yani. son göz doğru. Yani. Şimdi bak, diyor ki burada Kemal Bey, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bankalardaki mevduatın 58'i dolar. %58'i senin milli paran değilse halk, milli parandan kaçıyorsa, güvensizlik varsa sebebi ne? Söyleyeyim, sebebi şu inattır. Efendim faiz sebep, enflasyon sonuç ben devamlı hmm. faizi düşürteceğim deyince halk güvenli liman hmm, arıyor, bugün, altına bugün kaçıyor. Sefer Bey mi söylüyor? Bakınız altına kaçıyor. Döviz, halk ne yapacak? Hmm. Dövize bir yere kaçacak insanlar. Üç kuruşu beş kuruşu. Ha. Bugün ben <laughs> olan biteni izledim kardeşim. Dedim ki burada ne strateji uygulanıyor, ne oluyor, ne bitiyor, fırlıyor, iniyor. Arada insanlar para gidiyor pesadan alıyor, sonra onu satıyor. Bir sürü saçma sapan iş oldu bugün. Bir sürü saçma sapan iş oldu. O nedenle şimdi burada çok güzel evet Devlet Bey demiş ki ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir. Bu erken seçim meselesi politik. Bir mesele bu, evet, beni, evet, hiç, bu beni hiç ilgilendirmiyor. Politik çıkış yani bu konuşulmaya bak, bile değmez. Efendim bak bu erken olur en geç Haziran 2023'te olur onu bilmem onu bilmem. Ülkenin ekonomisi oraya kadar dayanır, dayanmaz. Bak bunların hiçbirisini bilmem Şu kerktik meselesi var. Bunu da yarın bir konuşalım. Daha önce hep konuşamıyoruz ya işte bu dış politika meselesini. Evet. Çünkü içeride siyasal iktidarın kurmaylarının yaptırmış olduğu bu stratejik yanlışlıklar nedeniyle ülkeyi getirdikleri durum, ülkeyi getirdikleri hal ne yazık ki, ne yazık ki bizim dünyaya bakmamıza engel oluyor. Üstelik de mühendis kökenli olan efendim. İşte Yıldırım Beyefendi'nin dün söylediği bir şey var. Ya, onlar da yüzde 7'ye yediye çıktı. Yedi katı oldu. Bizde yüzde idi, 40 oldu. Binali Bey'den söz ediyorum. Kendisi mühendis. Binali Bey, ben fizik matematik tahsil ettim. Yüzde hesabı öyle yapılmaz. Bak bile bile, bile bile, bile bile yapıyorsunuz bunu. Siz He. ta İsveçlerde tezler hazırlamış falan. Hiç yabana atılmayacak bir beyinsiniz. Rica ediyorum. Rica ediyorum bunu yapmayın. Bu ülkenin fen fakülteleri var, mühendislikler var. Bu işlerin hesabını yapan adamlar var. Rica edeceğim. Rica edeceğim ne olur yapmayınız bunu. Bunu yap, hiç olmasa bunu yapmayınız. Peki son olarak şunu söylüyorum. Buradaki paralar toparlanıyor güzel piyasadan. Tayyip Bey 2017'de diyor ki yurt dışına para çıkaran iş adamları var. Bunu yapmayın diyor. Buradan sesleniyorum. Önce kabinemize sesleniyorum. Bunların hiçbirine çıkış için asla izin vermemelisiniz. Çünkü bu adımlar ihaneti vataniyedir. Çok güzel. Ertesi gün düzeltme yapıyor. Çünkü kurmayları dedi ki ona bir dakika Tayyip Bey. Yurt dışından da bize para geliyor. Hans'tan Mike'dan da bize para, para geliyor. Şunu söylüyor. Türkiye serbest piyasa ekonomisine sahiptir. 1989 yılından beri isteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı vardır ve bu devam etmektedir. Yatırımcı çekmenin yanında yurt dışına yatırım yapan da bir ülkeyiz diye konuştu. Peki bir şey soracağım ya. Bu ülkenin vatandaşlığı dolarla satılıyor. Bir milliyetçi ve üstelik de inançlı imanlı bir Türk milliyetçisi olman nedeniyle bunu sen içine sindirebiliyor musun bu kadar yani. ucuz mu 100 bin dolara bu ülkenin vatandaşlığı? Ben tabi bireysel satalım. olarak zaten buna karşı oldum herhalde bu programda dilde ağırca söylemiş da, Efendim yani. bir kez daha teyit, teyit ettirmeyi söylemiş olmalıyım. Efendim, ben hatta şöyle bir şey şu an biliyorsunuz Türkiye'de e, dolar da çok yükseldiği için Türkiye'de yabancılara mülk satışı da var biliyorsunuz. E, bir e, Türkiye'nin toprakları dolar bazında ucuzladığı için mülk satışını bir, bir an önce yeniden e, düzenlenmesi taraftarıyım. Çünkü ee, şirket bazında da bu böyle ee, çok kriz kriz anlarında çok dikkat etmek lazım buna Türkiye'nin mal varlıkları kriz anında çok ucuz dışarıya çıkabilir bu da tabi e, temel soruludur efendim bu kriz nasıl yaratıldı ya ha. sorulur da yani biz burada S çözüm ben soruyorum şimdi bakın bah, burada çözümse güzel, çözümse çok güzel. bakın güzel tamam. eleştirmek Doğrudur tamam. ama eleştirinin sonunda da hemen e, bir söyleyeyim. bir çözüm önermek lazım. Müsaade Demek ki bu kriz an, anlarında soğukkanlı olmak lazım. Çözümün birisi soğukkanlı olacaksınız. İkincisi elbette çıkmış yani çözüm şimdi şeyi krizi geri alamıyoruz, saramıyoruz. Bu bir belki yapısal kriz. 2007'den başladı ve günümüze kadar devam etti. Dünya da bunun içinde sadece Türkiye'de değil yani senin bahsettiğin Türkiye'ye odaklı ama sadece Türkiye'de değil, herkeste de var bu kriz. Ama nihayetinde Türkiye'nin malları ucuzladı. E, hükümetin görevi e, kritik noktada bu işleri kontrol altına alma ve saymanlığını yapmaktır. Maaşlar Bağış, mısınız? Türkiye'nin malları niçin ucuzladı? Bir mal nasıl ucuzlar? E, kriz krizden dolayı. Pardon ya. efendim. Pardon. <laughs> Krizi kim yarattı? Krizi siyasal iktidarın kendisi yarattı. Kurmayları Şimdi ne yarattı. yapalım yani? Dur ne yapalım? E, çözüm çözüm. Çözüm söyleyeyim. Şimdi kriz yönetimi çözüm. söyleyeyim. Şimdi siz efendim. dediniz ki bakın dur çözüm pardon bakın efendim bakın bana bir soru sordunuz. Sevgili gençler bir dakika cevap kriz cevap kriz yani. diyorlar diyorum ki efendim çözümü söyleyeyim gördüğünüz gibi efendim tabi tabi efendim beyefendi rektör yardımcısı ya üniversitenin tamam, yönetiminden öyle. alışıklar efendim evet. kararlar onlar veriyorlar. Çünkü bunlar yokçu <laughs> profesörler efendim dedikten sonra hemen hemen oluyor. Evet, tamam abi. Yürü. Yürü. Bunlar da CHP'li efendim. CHP işte karşında gibi <laughs> konuşturmuyor. Yine lafa ağzıma veriyorsunuz. Evet efendim. Ya. Yani baskın unsur evet. olarak şimdi yani çok yaşa. E şimdi yani neyse buyurun. Bak kri nasıl şemalandırıyoruz krizi? Şöyle şemalandırıyoruz değil mi? Ortaya krizi koyuyoruz. Evet. Ne diyoruz? Kriz öncesi, kriz, kriz, kriz sonrası. Orası. Devlet adamı